Selamünaleyküm arkadaşlar. Güzel Yurt'ta tarihi evlerin videosunu çekiyorum şu an. 11. bölüm olan Ceviz Sokak'la Büyük Cami Sokağı'nı bitirmeye az kaldı arkadaşlar. Birkaç bölümden sonra bu sokaklarımı tamamlayacağım. Daha sonra farklı sokaklara geçiş yapacağım arkadaşlar. Beni takip ettiğiniz için çok teşekkür ederim. Başta da söyleyeyim, bana kanalıma destek olmak için abone olursanız çok memnun olurum. Bugün biraz yağmurlu ama sizler için ıslanacağım. Beraber gezmeye haydi bakalım diyelim. Arkadaşlar görünen kısmın videosunu çektim. Diğer videolarıma bakıp içerikli olarak gezdim arkadaşlar. Şu kısma kadar. Az bir bölüm kaldı. Şimdi ben o kısımdan eğer şurayı tamamlarsam, dakikam dolarsa başka bir videoya sarkıtacağım. Ama şimdi şu an sol tarafındaki Ceviz Sokak'taki gizemli evlerin videosunu çekmeye başladım arkadaşlar. Burada küçük bir yaşam alanı var arkadaşlar. Bakın. Çıkmama gerek yok. Buradan diğer tarafa geçiş yapıyorum. Şu an bakın. Burada bir daha küçük bir, burası küçük değilmiş arkadaşlar. Bakın. Flaşımı da açayım. Biraz dönüyor. Burası küçük bir akılmış arkadaşlar. Buradan da çıkıyorum. Diğer tarafa geçiş yapıyorum şimdi. Evet, burası da ahır olarak kullanılmış. Bakın. Oluklar var. Buradan da çıkıyorum. Hemen sol tarafına doğru yol kat ediyorum arkadaşlar. Şimdi bulunan alan burada, bu şekilde. Şuradan bir çıkış var. Yokuş dik olduğu için ahengini bozmayalım arkadaşlar. Şurada ağacın yanında bana bir geçiş verecek nokta var arkadaşlar. Şuradan çıkabilirsem. Yağmur da yağıyor. Buradan ağaca tutunarak çıkmışlar. Ben de taşlara tutunarak çıktım arkadaşlar. Hemen sol tarafında ne varmış bakalım. Evet. Burada kayayı görün arkadaşlar. Buradan buraya kaymış. Buradaki odayı bitirmiş. Burada bir tane kocaman bir alana çıktım arkadaşlar. O yüksekmiş. Buranın girişi, burası yüksek. Diğer taraftan var herhalde. Diğer taraftan gireceğim. Evet, şuradan. Bakın. Yoruldum. Şimdi burası ev olarak kullanılmış tahminim. Şu bu şekilde aydınlatma yetiyor. Az önceki tuttuğum yerde burasıydı arkadaşlar. Bakın saydan burası üzüm çinledikleri yer. Bütün evin genellikle bağı varmış arkadaşlar tahminim. Bu genelde evlerde var arkadaşlar. Bakın. Buradan da diğer eve geçiş varmış ama o kaya kaydığı için burayı kapatmış. Artık önündeki evi de uçurmuş tahminim. Buradan çıkıyorum. Şu sol tarafa bir yol daha var mı? Yok. Burası dolap olarak kullanılmış. Gelin bakalım. Buradan da indim arkadaşlar. Şimdi yağmur tıpır tıpır damlıyor. Burada bir tane küçük bir alan var. Evet, gelin gezelim bakalım. Buradan da diğer tarafa çıkış var. Evet. Buradan da bu tarafa çıkıyor. Artık
geçit vermeyen noktalar arkadaşlar. Burası riskli yerler. Geldiğiniz zaman dikkatli gezin. Muhteşem güzelliğiyle. Bu çiçeğin ismini bilemiyorum ama yorumlara yazarsınız arkadaşlar. Kişiler bölümü ve ikinci yeraltı şehri karşımda arkadaşlar. Buradan iniş yapacağım. Geçit vermedi. Bakın muhteşem güzelliğiyle güzel yurt ziyaretçilerini bekliyor arkadaşlar. Hadi inelim buradan. Diğer tarafı 1-2 dakikamız da olsa kalmış. Bana geçit vermeyen evin damındaki şu çiçekler de arkadaşlar. Oradan şimdi aşağısından geziye devam ediyorum. Bu kısmı tamamlamak için çıkıyorum. Evet, buradan bizi karşılayan kemerli bir oda çıktı arkadaşlar. Önü uçmuş. Buradan da diğer tarafa geçit var. Bu ev başka arkadaşlar. Az önceki hane sahibinin farklı bir evi. Komşusunun evi arkadaşlar. Bakın. Televizyon ünitesi gibi. Ne güzel yapmışlar. Ama maalesef televizyon yok. Burada bir tane küçük bir alan var ama toprak dolmuş arkadaşlar. Artık önde bir kayalık bir noktada birleşme yeri var. Havalandırma kapanmış. Buradan da çıkıyorum arkadaşlar. Gelin bakalım. Sol tarafta ne varmış? Hala gidiyorum. Evet, burada da yerleşim yerleri var. Gelin burayı da gezelim bakalım. Oo, kocamanmış. Burası büyük bir alana çıktı arkadaşlar. Bakın. Aynı sistem yine burada da devam ediyor. Bakın. Bu şekilde artık buradan da çıkıyorum arkadaşlar. Şu an en üstte bir pencere var gizemli. Küçükken çıkıyordu ama nereden çıktığımızı unuttum arkadaşlar. Bir deneyin bakalım. Evet arkadaşlar, buldum. Bu kayalar afat olunca uçmuş. Burada bir mağara var arkadaşlar. Bakın. Ama sabit olduğu için, üstünde de kayalar uçtuğu için burayı preslemiş arkadaşlar. Bakın ileriye doğru gidiyor. Ama ben gezdim, bir şey yok. Sadece oda var. O pencereye de buradan çıkılıyor arkadaşlar. Bakın. Çıkabilir miyim bilmiyorum ama pek güvenli göremediğim için şurada beni taşır mı taşımaz mı bilmiyorum arkadaşlar. Deneyin bakalım. Evet, taşıdı arkadaşlar. Güvenliğimi alaraktan sizlere bu yatık yeraltı şehrinden geçiş gibi tutacak yerler var arkadaşlar. Gidiyorum şu an. Burası çok riskli. Ve büyük bir alana daha çıktım arkadaşlar. Buradan geçit vermiyor. Burası da bir odaymış. Burası arkadaşlar. Evet, buldum. İşte burası. O pencerenin çıkış noktası. Buldum ama buraya nasıl çıkarım bilmiyorum. Evet, çıktım buraya. Biraz zor oldu ama şu aradan geçer miyim bilmiyorum. Hadi bir deneyim bakalım. 105 kiloyum şu an. Küçücük bir alan arkadaşlar. Sizlere daha bir alandan geçtim. Burada iki tane basılacak yer var. Evet, burası güvercinlikmiş arkadaşlar, bakın. Ama güvercinlerden eser yok. Sizlere oraya çıkayım, ayağımı basayım sağlama. Evet. Buraya çıktım şu an. Güvercinin içinden sizlere o pencereyi keşfettim bu sefer. Bakın. Pencereden güzelliği, güzel yurdun manzarasını izleyin arkadaşlar. İzlerken de kanalıma abone olun. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere arkadaşlar.